Merhabalar bu bölümde Huawei Watch Fit 3 akıllı saat inceliyorum iWatch Fit serisini kullandığımı zaten benim takipçilerim biliyorlar. 3 gelince de 3'e geçtim. Huawei gönderdi. Gönderdiği günden beri de kullanıyorum. Artık hani uzun kullanım testine giriyor bu kadar uzun süre kullanınca. O yüzden başta da öyle attım. Deneyimlerimi anlatacağım. Zaten şu son aylarda kolumda görüyordunuz. sorduğunuzlara arası söylüyordum Watch Fit 3 diye. Kolumdan çıkarma ihtiyacını hissetmedim. Watch Fit 2'den sonra 3'e geçince biraz acaba alışır mıyım dedim ama alışıyorsunuz. Temel bir değişim var. Watch Fit 2 dikdörtgenken burada artık Watch Fit 3'te kare tasarım geldi. Hatta herkes Apple'a benzetiyor. Apple Watch'a benzetiyor. Hepsi haklı. Gerçekten de Apple Watch'a benziyor. Saatlerin tasarımı bir yandan da çok fazla değişemiyor. Aslında telefonlarda da öyle. Orada da çok fazla artık farklılık göremiyoruz. Saatte de ana formu değişiyor. Aslına bakarsanız. Ama evet gerçekten de Apple Watch'a bir hayli benziyor. Huawei diyor ki dikdörtgenden kareye geçiş tamamen kullanıcılardan aldığımız geri bildirimle oldu diyor. Kullanıcılar daha büyük ekran istiyor diyor. Artık ona yorum, siz de yorum yapın. Dikdörtgen mi daha iyi yoksa işte kare mi daha iyi? Tabii ki kare olunca ekranda gösterebildiği şeyler daha fazla olmuş. Bunun artıları da var. Eksisi de şu kolunuzdaki varlığı artmaya başlıyor tabii ki böyle olduğu zaman. Şimdi ben bu saati hiç çıkarmıyorum. Sadece şarj etmek için çıkartıyorum. Spora da bununla gidiyorum. Uyurken de kolumda oluyor. Hatta işte spordan sonra duşa girdiğimde yine kolumda oluyor. Hiçbir şekilde çıkartmıyorum. Enteresan bir şekilde aslında sporda değil de günlük kullanımda çarpıyorum ben bu saati sağa sola. Ve işte bunu da işte çarpa çarpa kullandım. Birazdan göstereceğim. Hani Üstünde bir hasar var mı göreceğiz beraber. Ama bunu tabii daha çok çarpıyorum. Çünkü artık kapladığı alan arttı kolumda. Biraz daha dikkatli davranmak gerekebilir. Ancak buna rağmen sadece ekran büyüklüğü büyümüş durumda. Genel olarak baktığınız zaman hala bu saat oldukça hafif. Çünkü aslında bu saatleri ben biliyorsunuz yarım akıllı saat diyorum tam akıllı saat gibi değiller. Tam akıllı saatlerin bazıları işte hani örnek olarak işte Apple Watch'a benzettik dedik. Apple Watch'un misli misli pil ömrü sağlıyor bu. Çünkü tam akıllı saat değil buna uygulama yükleme imkanlarınız yok ya da çok 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 sınırlı şeyler yükleyebiliyorsunuz. O yüzden bunun pil tüketimi de az oluyor. Hatta şöyle söyleyeyim pil tüketimi çok fazla bu arada güncelleme aldı. Güncelleme ilk haliyle güncellemesiz haliyle bugüne kıyasladığım zaman bir miktar arttı. Şu anda 9 günü devirebiliyorum ben bu saatte. Sadece şunu not olarak belirteyim GPS kullanımım az. Dışarıda yürürken standart bir yürüme yaptığım zaman değil dışarıda biraz tempolu sportif yürüme yaptığım zaman açıyorum. Onun dışında açmıyorum. Size de şöyle bir tavsiyede bulunayım. Şimdi bunun 100 tane spor modu var. Diğerlerinin de vardı. Önceki modellerin de vardı. Bunlar tabi yazılımla geliyor. İlgilendiğiniz sporla ilgilenen bir editörün fikrini almanız daha iyi olur. Mesela ben yüzmeyle ilgili hiçbir şey söyleyemiyorum. Çünkü yüzmüyorum saatte. Benim için yani yüzme sporu diye bir şey yok. Ya da işte dışarıda koşmuyorum dışarıda bisikletle kullanmıyorum benim bütün spor aktivitelerim kapalı alanlarda dışarıda yaptığım şey sadece hızlı yürümek o kadar spor alanına girdiğim zaman ise aletli aletsiz her türlü spor aktivitesini yapıyorum onlar da işte yanımda oluyor en büyük baktığım şey tabii ki en önemli şey nabız oluyor bu durumda nabız ölçtüğü zaman aslında düzgün ölçtüğü zaman benim işim tamam oluyor geri kalan şeyler ekstra sizde de tahmin ediyorum kullanacağınızdan fazla özellik sağlıyor bu haline rağmen dediğim gibi gidip uygulamalar yükleyemiyorsunuz ama kendi içinde gelen yazılımında gelen imkanlarla zaten gereğinden fazla şey sunuyor. Sitesine girelim ve özelliklerine bakalım. Kare olduğunu hemen her yerde vurgulayacak zaten. Şöyle aşağı doğru gidelim. 1.82 inç AMOLED ekran ultra ince tasarım. Bunların hepsi doğru. Dayanıklı pil ömrü demiş. 10 gün maksimum kullanım süresi diyor. İşte dediğim gibi ben 9 gün kullanıyorum. Hani birazcık GPS'i fazla kullanayım 8 oluyor. Stres takibi olsun, uyku takibi olsun, nabız olsun bunların hepsi sürekli açık iOS ve Android uyumu var. Ama siz her zaman iOS kullanıyorsanız bir girin bakın. Sizin cihazınızda çalışmayan özellikleri olabilir. Bazı özellikler bir iki minik özellikle Huawei telefonlara kıyak olsun diye onlar da çalışıyor ama çok önemli şeyler değiller. Su geçirmez, kauçuk malzeme diyor ya da işte deri materyal diyor. Bunlar önemli çünkü bunları saati satın alırken seçiyorsunuz. Birazdan fiyat kısmında göstereceğim. Çok fazla seçenek var. Bu şöyle bir hatırlatma yapayım. Eğer spor yapacaksanız deri modellerini almayın ya da metal modelleri almayın. Huawei de zaten böyle bu uyarıyı yapıyor. Çünkü çok terliyorsunuz ve işte o yüzden kauçuk modeli spor için uygun olan. Birden fazla kayışınız olabildiği için alabilirsiniz bir set daha. Gövde ekran oranının %77.4 olduğunu söylemiş. 60 Hz çalışıyor. 1500 nit parlaklığı var ve 347 ppi. Gerçekten parlak bir ekranı var bu arada. Maksimum parlaklığında hiçbir zaman kullanmam gerekmedi onu da söyleyeyim. 9.9 mm ve 26 gram olduğunu belirtmiş o abi. Gerçekten ince ve hafif. Alüminyum gövde olduğunu da belirteyim. Döner kurma kolu bulunuyor eski saatlerde olduğu gibi. Ama tabi burada kurma kolu değil burada menüyü kullanıyorsunuz. Aynı zamanda tuş hemen altında da fonksiyon düğmesi var. Bunun da ne fonksiyon yapacağına siz karar verebilirsiniz. Saat yüzleri tabii ki her zaman olduğu gibi var. Bunları Huawei'nin uygulamasından yükleyebilirsiniz. Hep açık ekran desteği var. Yani saat normal bir saat gibi açık bırakabilirsiniz ama bu sefer işte o dediğim 9 saatlik ömür yarıya düşüyor. Büyük ekrandan faydalanıyor. Ekranda artık daha fazla bilgi görebiliyorsunuz. Tabii bu seçtiğiniz saat yüzüne göre de değişiyor ama işte bu büyük ekranın artısı kalori takibi gibi özellikler var. Bunlar tabii ne yediğinizi saat bilemez. Bunları siz birçoğunu manuel olarak giriyorsunuz. O bilgi olarak kendi ölçtüğüyle birleşip size işte kalori açıklığınızı söylüyor. Hedef koyuyorsunuz. İşte ben diyorsunuz ki günde 3000 kalori yakmalıyım. Bunu söylüyorsunuz ölçüm verisiyle ve işte sizin yediğiniz içtiğinizin verisiyle birleştirip size söylüyor. Fitness kursları var. Evet ekranda fitness hareketleri gösterebiliyor. Bunun haricinde kendisinin zaten 100 tane, 100'den fazla aslında modu var. Bu arayüzü değiştiriyor. Yani yüzmede farklı arayüz, koşmada farklı arayüz görüyorsunuz. Bazen de sadece GPS'i aktif edip etmemek arasındaki fark bu ekranlar. Çok fazla hedef seçiyor sizin için. Yani sadece işte 10.000 adıma ulaştığınız hedefi değil. Eskiden sadece bunlar vardı. Şimdi daha küçük aktivite aktivitelerde adımlar haricinde size bilgi veriyor. Hareket etmeniz için sizi Uyarıyor. Hatta yani çok uzun süre hareketsiz kalırsanız gerçekten hareket etme uyarısı veriyor. Onun haricinde de minik hedeflerinizi tutturduğunuz zaman ara ara gün içinde size söylüyor, motive etmeye çalışıyor. Uyku takibi gibi özellikler zaten var. Stres ölçümü var. Kan oksijeni ölçümü var. Bunun içinde Truisin 5.5 versiyonu geliyor. Daha iyi o ölçüsünü söylüyor. Konuşacağız biraz sonra. Kadın sağlığı modu da var. Pil kapasitesi 400 mAh. Bluetooth araması özelliği var. Kendi üzerinde hoparlörü var. Aynı zamanda mikrofon da var yani saatten konuşabiliyorsunuz. Tabii ki bildirim de alıyor. Kare ekranda bildirimleri daha çok artık okuyabiliyorsunuz. Kartlar kart sistemiyle çalışıyor ve kartlar tabii ki özelleştirilebiliyor. Asistan üzerinden de size o günlük, o günkü bilgileri, önemli bilgileri verebiliyor. İşte hava yağmurlu olacaksa mesela saatinizden öğrenebilirsiniz. Çoklu görev yöneticisi bu biraz multitasking aslında ilk saatlerde yoktu bu. Yani antrenman modundayken benim de rahatsız olduğum bir şeydi. Gene ilk saatler akıllı saatlerde bile yani tek ekran çalışırdı. Arkada başka fonksiyon çalışmazdı. Burada artık bu aşılmış durumda. Harmonios var bunun içinde. Burada artık antrenman yaparken bazı temel fonksiyonlarda çalışmaya devam ediyor. 5 ATM suya dayanıklı ama bu hani 50 metre dalabileceğiniz anlamına gelmiyor. Sadece işte anlık basınç olarak düşünün. Çok derine dalış olmaz bu saatlerde öyle profesyonel saat değil ama işte ben söylediğim gibi bununla yıkanırken hiçbir şekilde aklımda bir şey kalmıyor içinde bir şey girer mi su girer mi bir şey olur mu diye düşünmedim aylardır çalışıyor hiçbir sorun yok ama dediğim gibi yağmurdan korkmazsınız aslında havuzda da kullanırsınız denizde kullandığınız zaman işte hemen bir temiz suyla bunu bir yıkamak gerekir. Esas buradaki mesele kayışlar işte. Kayış deri ve metal olmayacak. Huawei sağlık uygulamasıyla çalışıyor birazdan onu da anlatacağım. Burada da farklılıklar var. Çünkü Watch Fit 2 hala satılıyor. GT serisi zaten satılıyor. Huawei Band da piyasada bulunabiliyor. Zaten Watch Fit 2 biraz bandımsıydı açıkçası. O yüzden Watch Fit 2 varken bandı ben pek önermiyordum. Watch GT dünyası ayrı bir dünya. Çünkü onlar gerçekten saat ve daha akıllı saatler buna göre. Benim ilgilendiğim kısım orası değil. Ben hep spor kafasında olduğum için ve işte çarpma riskim çok yüksek olduğu için akıllı saatlerden biraz uzak duruyorum. Malzeme kalitesi Watch Fit 2'ye göre iyileştirilmiş durumda. Alüminyum oldu. Ölçüleri tabii ki değişti. Ağırlığı değişmiyor bu iyi haber. Ekranın büyüklüğünü söylemiştim. Pil ömründe de aslında çok fazla bir şey yok. Sin ve TrueSleep özellikleri daha iyi olduğunu söylüyor. Kalori yönetimi bunda var. Eskisinde yok. Ve uyku nefes farkındalığı bunda var. Eskisinde yok. Aslında her şeyi anlatmış oldum bir yandan. Şimdi size saati birazcık göstereyim. Saatin aylarca kullanımdan sonraki hali bu. Öncelikle bir kayışa bakalım. Kayışla ilgili bazı deformasyonlar var ama çok ciddi bir sorunu yok. Değişmesini gerektiren sıcak su, soğuk su, ter hepsine maruz kaldı. İşte bu yüzden deri ve metal seçmiyoruz. Kavuçukla yapın işkenceyi. Ama şurada bir düğmesi var. Basınca zaten atıyor kendisini. İşte bu kayış böylelikle değiştirilebiliyor. İsterseniz hani bozulunca değiştirirsiniz. Yani şeklinde bir istemediğiniz durumlar olursa değiştirirsiniz. Ya da işiniz bitti. Spordan sonra ceket altına giymek için ayrı bir set kullanabilirsiniz. Ekranında sadece hani bu kadar kullanımda işte çarpmadan ötürü şurada bir çizik oluşmuş. Bunu ne, nereye çarptığımı hatırlamıyorum. Ama çok çarptım. Yani bu sadece bir tane olması mucize bu kadar sürede. Allah'tan çok fazla görmüyorum çünkü kadranın dışında kalıyor. Arka tarafına bir şey olmuyor zaten ama arka tarafı ölçüm kısmının olduğu yer zaten. Şu iki, iki tane noktada şarj cihazı. Şarj noktaları. Hızlı şarj destekliyor. 10 dakikada epey bir kullanıyor. bir günlük kullanımınızı 10 dakikada şarjla halledersiniz. hızlı şarjı var zaten. Bir saatte doluyor tamamı. Ekrandaki şu kadran benim kadranım. Şöyle basalım buna. Bunları değiştirebilirsiniz. Saat kadranlarını işte görüyorsunuz. Çok sadesi de var. Doğrudan hani saate de çevirebiliyorsunuz çizik dışarıda kaldı demiştim işte bunu kastediyordum. Ekrana gelmedi. Çünkü tamamı ekran değil aslında bakarsanız. İşte kenarda bir çerçevesi var. Bir sürü tabii kadran seçeneği var. Ben genellikle bunu kullanıyorum. Şimdi mesela şöyle bir değişiklik oldu. Ekran kare olunca birçok kadran buna adapte oldu. Çünkü dikdörtgen olduğu zaman sıkışıyorlardı biraz ya da ona göre ince uzun yapılması gerekiyordu. Şimdi biraz rahatlayınca ferahladı. Yani illa ekran büyüdü diye daha çok şey göstermiyor aslında. Ama bunun da etraf, yani tamamını dolduran, özellikle dolduran kadranlar var. Ben temel özelliklerden fazlasını göstermiyorum. Çünkü bu sefer saati daha küçük göstermeye başlıyor. Bence ideal bir kadran. Şu tamamen işte zoom yapıyor burada ya da siz de tabi parmağınızla yine idare edebilirsiniz. Seçmeye yarıyor ya da bir şey seçtiniz. Onun içindeki yukarı aşağı hareketlerini yapıyor. Görüyorsunuz. Ekran 60 Hz. Şu da kısa yol tuşu. Mesela şöyle yapalım. Buna basınca benim ayarlarımda doğrudan spor planlarına gidiyor. Görüyorsunuz bir sürü var. Kapalı alanda koşu ile mesela açık alanda yürüyüş arasında GPS farkı var. Tabii ki kapalı alanda GPS'i açmaya çalışmıyor. O önemli bir şey. Bakın küreyi açtım. İşte kürek de böyle bir animasyonla yapıyor. Kapalı alanda bisiklet diyorsunuz. İşte bisiklet alanı animasyonu. Ya da yüzme yapıyorsunuz. Bu şekilde değiştiriyor. Ölçtüğü şeyleri de değiştiriyor tabii böylelikle. Benim en çok kullandığım diğer çünkü ben karışık antrenman yapıyorum. Bir tanesine uymuyor. Sadece buna basıyorum. Zaten her şeyi kaydetmeye başlıyor. Nabzı, kalori yine aynı şekilde. Şu üstteki barlar antrenman yoğunluğunu gösteriyor. Yağ yakım gibi. Bakın işte bu devam ederken artık siz burada kullanabiliyorsunuz başka şey. Bunlar mesela müzik kontrolü. Birisi ararsa konuşabiliyorsunuz. Tabii bunun için Bluetooth bağlantısının olması gerekiyor. İşiniz bitince işte duraklatabilirsiniz. Şu şekilde egzersiz bitirilsin mi diyor. Bitiriyorsunuz. Kaydalıyor ve daha sonra telefona tabii ki bu senkron oluyor. Strava ile de senkron oluyormuş. Onu da öğrendim. Yukarıdan bakınca şurada ayarlara ulaşıyorsunuz. Telefonumu bu en çok kullandığım şeylerden biri. I'm here. Evin içinde çok kaybediyorum ben telefonu üstümde taşımadığım için bunu kullanıyorum. Uyku modu var, rahatsız etmeyin modu var, ekran açık modu var, alarmı var tabii ki. El feneri çok önemli değil çünkü böyle ekranı sadece şunu aydınlatarak çalışıyor. Temel ayarlara girdiğiniz zaman da işte güncellemeleri buradan yapabilirsiniz. Egzersiz ayarlarını yapabilirsiniz. İşte aşağı düğmesi ne yapacak onu yapabilirsiniz. Bildirimler. Mesela ben az bildirimle kullanıyorum. Diğer bağlantılarda şöyle cihaz ekleyebiliyorsunuz. Özel kartlarda kartları değiştirebilirsiniz, çıkartabilirsiniz, daha sadeleştirebilirsiniz. O kartlar zaten en başta hani şöyle gittiğiniz zaman çıkan kartlar. Nabız, başta olmak üzere günlük hedefler, takvim buralarda gözüküyor. İşte ay konumu o da burada var. Bildirimler buraya geliyor isterseniz silebilirsiniz. Genel olarak bu şekilde. Tabii bu saat tarafı bir de telefon tarafı var. Telefonda uygulaması oldukça detaylı. Zaten burada topladığı veriyi Orada en detaylı olarak görüyorsunuz. Çünkü oraya zaten kaydediyor. Bu veriyle ilgili yorumlar da orada geliyor. İşte az uyuduysanız uyku tavsiyeleri veriyor. Zaten tavsiye verme konusunda çok bonkör. Size sürekli hani sürekli demeyeyim de ihtiyaç olduğunda uyarı veriyor. İşte kat dolaş diyor. İşte bu kadar hedefine yaklaştın hadi biraz daha hareket et diyor. Bunun, bunun gibi motivasyonları gün içinde yapıyor. Ama ben çok bildirim sevenlerden değilim. O yüzden bildirimleri oldukça kısıtladım. Sadece WhatsApp'tan gelenleri göster diyebilirsiniz. Mesela eğer o önemliyse bunları da telefonda seçiyorsunuz unutmayın. Yani bildirim gelmiyor diye bir şikayetiniz varsa telefonda uygulamasından bildirimleri seçin. Uygulama demişken tabii bu Huawei olunca biliyorsunuz yasaklı durumu var. Bunu ayrıca kendi sitesinden indiriyorsunuz. Çünkü Google Play'de bulamayacaksınız. Şöyle bir durum var o konuda uyarayım sizi. İndirdiniz, tamam çalışıyor. Uygulamaya güncelleme geldi. Güncellemeyi yapamayabilir. Çünkü son zamanlarda biliyorsunuz Google'ın da şu anki tavsiyesi bu. Dışarıdan yani farklı bir marketten bir şey indirmeye engel olma gibi bir yola gitmeye başladılar. Samsung mesela benim telefonum Samsung. Bu konuda zaten ayarı var, yükleme diyor. Yüklenmiş uygulamanın güncellemesini bile yaptırtmıyor. O yüzden telefonunuzda böyle bir şeyle karşılaşırsanız, eğer bir hatayla güncelleme hatasıyla bir bakın bakalım. Sizin telefonunuzda harici uygulamaları engelliyor olabilir güvenlik sebebiyle. Bunu kaldırdıktan açtıktan sonra, izin verdikten sonra bir sorun yok tabi. Kullanımı telefonla paylaşması çok kolay. Telefonla işte bununla konuşabilirsiniz, müziği idare edebilirsiniz. Telefonla konuşmak enteresan bir şekilde. Yani hoparlör tarafında gayet iyiydi. Bundan ses de çıkıyor yani bundan müzik de dinleyebiliyorsunuz direkt kendi hoparlöründen. Oldukça yüksek bir ses çıkıyor. Hani metrobüste çalıştırmazsınız belki ama mesela arabanızla giderken buradan rahatlıkla iletişim kurarsınız. Ekran hassasiyeti güzel, ekran parlaklığı güzel. Sadece öteki saatimde de Watch Fit 2'de de olan bir şey var. Bunda biraz daha fazla oldu. Bazı materyaller bu ekranı hareket ettirebiliyor. Yani sadece parmak parmak değil de bu da mesela en son konuştuğunuz kişiyi aramak gibi şeyler yapabiliyor. Benim başıma geldi hatta bir keresinde. İşte yanımda bu yıkanır yıkanırken duştan gelen su hareket ettirdi ve işte birisini aradı. Watch Fit 2'de de oluyordu ama onun ekranı küçük olduğu için o kadar önemli değildi. Burada ekranın büyümesi daha çok hareket alanı olduğu için e, hatalı bir harekete daha duyarlı hale gelmiş. Mesela bazı şeyler sporda kullandığım bazı malzemeler de ekrana değdiği zaman hareket etmesine sebebiyet veriyor. Onun haricinde gece yattıktan sonra ben hani çok böyle yanlışlıkla bunun aydınlandığını fark etmedim. Çünkü kol hareketiyle çalışıyor. Titreşimi oldukça kuvvetli. Bu titreşimle uyanabilir misiniz? Tabii derin uykusu olan var olmayan var. Ama bence uyanabilirsiniz. Telefon çaldığı zaman da hani fark etmemeniz. Zaten uyanıksanız ayaktaysanız telefon çaldığı zaman sessizde olsa bile buradan hani titreşimle duyabiliyorsunuz. Bakabilirsiniz. Bunların hepsi kapatılabilen şeyler bu arada. GPS'inden memnun kaldım. Ben hani dışarıda sırf bunu test için GPS'i açarak dolaştım. İşim bittiğinde hani gezdiğim parkura baktığım zaman nereye gitmişim diye bence her şey doğruydu. Hani birkaç kere denedim tabii bir kere yapmadım bunu. Yaşadığınız yere göre bile değişebilir ama işte GPS ile bağlantıyı kurunca ki hızlı kurdu. Bence bir sorun yaşamayacaksınız. Doğru düzgün ölçtü. Ölçüm demişken tabii nabız ölçüsü ölçümü mesela önemli. Nabız ölçümüyle Watch Fit 2'yi kıyasladım. Bununki daha gelişmiş diyor Huawei ama aynı sonucu aldım hemen hemen. Dolayısıyla hani bir fark var diyemem. Watch Fit 2 de iyi ölçüyordu. Bu da iyi ölçüyor. Zaten şöyle yani baktığınız zaman ölçüm ya var ya yok şeklinde düşün. Yani bu saati kullanmıyorsanız haberiniz yok nabız, nabzınızın ne olduğundan. İşte bu haber vermiş oluyor. Yani bir miktar hatalı bile ölçse sizin için o bir trendi gösteriyor. İşte yukarı doğru mu gidiyorum aşağı doğru mu gidiyorum. Kalori de öyle bir şey. Kaloriyi de kimse size garanti edemez. Zaten bir sürü fonksiyonunu çalıştırdığınız zaman ilk defa bu tıbbi cihaz değildir uyarısı geliyor. Ama önemli olan size yön vermesi. İşte kalori her şu kadar kalori harcadın diyor tamam. Ertesi gün mesela ondan daha fazla harcamaya çalışın gibi. Kan oksijeni ölçümü Watch Fit 2'de bayağı bir zorluyordu. Çünkü çok bekletiyordu beni ve çok aşırı hassastı. Yani birazcık bile bir kıpırdama bir şey olduğu zaman ki bazen kıpırdamadığım bile zaman bile ölçmüyordu. Bunda hani en bariz iyileşen şey o olmuş. Bunda çok hızlanmış. Ben yine de hani sürekli ölç demiyorum. sürekli lazım olan bir şey değil. Ama nabzı sürekli ölç modunda bırakıyorum. Uyku takibinde de hemen hemen her zaman doğruyu ölçtüğünü gördüm. Yani eskisine oranla iyileşen şeylerden biri de o olmuş. Watch Fit 2'de Beni de yani uyumadığım halde uyudum zannediyordu ya da uyandığım zaman hemen biliyordu bazen. Bunda uyandığım zaman mesela hemen uykuyu tespit etti yani orada kesti tamam dedi uyandın sen. Uyku moduna girerken ya yani uyurken de doğru ölçtü gibi gözüküyor. Çünkü finalde kalktığımda ben kaç saat uyuduğumu bildiğim için kıyasladım evet gerçekten doğru. Yıllardır bu saati tercih etmemem yani bu seriyi tercih etmemin sebebi tabii ki pil ömrü. bunda da işte 9 gün 8 gündü 9'a işte güncellemelerden sonra artık daha çok çıkmaya başladı. Ama 8 gün olsa da o da yeterli. Çünkü ben bunları sürekli her gün şarj etmem. Yani öyle bir saat geldi mi? Ben, benim için o yok hükmünde. Bir de tabi bunları şarjda unutup gitme durumum bende çok olur. O yüzden bir hafta haftada bir bence iyi bir şarj deneyimi. Eskisine oranla çok bir değişiklik yok. Eskisine oranla daha büyük ekranla gelmesine rağmen aynı pil ömrünü sunabilmesi de iyi bir şey. Ekran büyüdüğü için mesela WhatsApp'tan mesaj aldığınız zaman artık daha çok mesaj okuyabiliyorsunuz. Dikdörtgen modu o mesaj okuma işi için biraz daralttığı için pek uygun değildi. Yine birkaç mesaj okuyabiliyordunuz. Yani bir kısmını okuyabiliyordunuz da. Bunda biraz daha iyi olmuş. Doğrudan mesajlarınızı buradan okuyabilirsiniz. E tabii ki silebilirsiniz buradan. Hani hemen üstünde silme tuşu var. Bunda kalmak zorunda değil. Telefonda silinen mesajın burada kaldığını gördüm. Dolayısıyla hani buradan da silmek istediğinizde saat üzerinden silin. Haftalık fitness başarımına bakmak isterseniz de onu, o işlere telefondan bakın. Her ne kadar saatin kendisi de çok fazla veri gösterebiliyor olsa da esas olay tabii ki telefonda. Çünkü bir de haftalarca duruma göre aylarca veri orada görüyor, gözüküyor. Siz de kendinize çeki düzen verebilirsiniz. Kendi üzerinde bir sürü antrenman tavsiyesi var. Hani programınız yoksa özel bir programınız yoksa arıyorsanız önce bir saat hazır, hazır alınmışken içindekilere bakabilirsiniz. Fiyatına bakacak olursanız ben her zaman şunu tavsiye ediyorum. Huawei ürünlerinde önce Huawei'nin kendi mağazasına bakın. Çünkü Huawei kampanya yapmayı sever. Yanında bir şeyler vermeyi sever. Bazı ödeme imkanları suna, sunmuş olabilir. Mutlaka bakın. Yani bunlar şu an var demiyorum. Siz onu alışkanlık haline getirin. Kontrol edin. Watch Fit 3'ü satın almak istediğinizde bakın burada kayış seçenekleri var. Bu fiyatı değiştiriyor. Bunu o yüzden gösteriyorum. Mesela deri 5500 olurken benim kavuçuk olan malzeme 4500 TL. Altın kayışa geçerseniz 6.500'e kadar da çıkıyor. Burada bakın biz mesela az önce söylemiştim 300 TL'lik bir kupon uygulamışlar. İşte o yüzden gelip buraya bir bakın. Genellikle akıllı saatlere kayış üreten başka üreticiler de oluyor. Onlara da bakabilirsiniz. Dediğim gibi benimki kauçuk olan ve 4.500 TL. Watchfit 2'yi şöyle bir arattığım zaman da 2.500 TL'ye kadar bulabiliyorum. Kabaca 2.000 liralık fark var Watchfit 2 ile Watchfit 3 arasında. Şunu sorabilirsiniz. Watchfit 2 hala alınabilir mi diye? Evet, alınabilir. WatchFit 3'ten çok geri kaldığını düşünmüyorum. Buna karşılık WatchFit 3'ün de hani fark yaratmayan bir saat olduğunu söyleyemeyiz. Bir defa ekranın büyümesi, kare haline gelmesi daha doğrusu önemli bir olay. Onun haricinde ölçüm sisteminin genel olarak daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Bir tek nabızda aynısı olduk ama genel olarak bunun ölçümünü daha başarılı. Ama en büyük kararı kare olması belirliyor bence hala. Ve orada da işte e, tabii ki her şey değişiyor. Kare olunca bütün saat arayüzleri değişiyor. Arayüzün gösterebildikleri, bildirim alma, bildirimlerin gözükme şekline kadar değişen çok şey var aslında. Ama 2000 lira eder mi sorusuna siz karar vereceksiniz. Yani Watch Fit 2 ile de mutlu olursunuz. Watch Fit 3 ile daha da mutlu olursunuz. Orada işte belki biraz kampanya dönemine falan girerse, 4500'ün altına inerse ona bakılabilir. Ama hani şunun için söyledim. Hani Watch Fit 3'e bütçem yetmedi, 2 ye alabiliyorum. Tamam, 2 ile de siz spor hayatınızı bayağı bir renklendirirsiniz. Ya ben özellikle dikdörtgen arıyorum, banda benzemesini istiyorum diyenler tabii ki Watchfit 2'yi alır. Böyle özel bir tercihiniz yoksa, bütçenizde de yetiyorsa Watchfit 3'ü alabilirsiniz. Tavsiye etmemek için hiçbir sebebim yok. Gayet güzel, düzgün, çalışan, güzel bir saat. Zaten seriyi başından beri kullanıyorum. Bunu da çıkmasını bekliyordum. Şimdi buna geçtim. Açıkçası Watchfit 2'ye dönmem bunu kullandıktan sonra. Evet bu Huawei Watchfit 3 ile ilgili uzun kullanım deneyimim de bu şekildeydi tavsiye edebileceğim bir ürün zaten soranlara ediyordum. Şimdi genelde video ile tavsiye etmiş oldum. Bu videolardan haberdar olmak için beni ücretsiz bir şekilde takip edebilirsiniz. Çana tıklarsanız bildirim gelir. Hype puanlarınızdan kullanabilirsiniz benim için. Ya da en klasik haliyle beğene basabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.